Dedi ki erkekler deniyor ki dedi sabah namazına camiye gittikleri zaman sünnetini camide kılmaları lazım mı? Yoksa evde mi kılmaları lazım? Evde kılmaları gerekir. Farzını camide kılmaları gerekir diyorlar. Hangisi doğru? Efendim evde de kılabilir, camide de kılabilir. Evde kılıp camiye gittiği zaman yolda selam bile verirse, bir şey söylememesi, konuşmaması, hani kelime-i tevhid bile aynı şekilde söylememesi, camiye gittiği zaman hoca efendi eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsa onu dinler. Ha, tefekkür etmesine izin verilmiştir. Yani dünya kelam olsun veyahut da başka bir şey okumak olsun, o caiz değildir. Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında sünnetle farz arasında Allahümme ente selamdan başka bir şey söylenmez. Konuşulursa, başka bir şey okunursa, araya bir şey sokulursa iki tane kabil var. Bir, sünnet iskat olur. Ne demek sünnet iskat olur? Yani kılınmamış olur. Boşa veya, gider. Evet. Veya sevabı iskat olur. Yani sevabı gider. Boşa gider. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yahut da camiye gider. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa dinler. Kur'an-ı Kerim bittikten sonra kalkar sünnetini kılar. Kâmet getirince de farzında iştirak eder. Şimdi orada dinleyeceğiniz bir şey dedi ki efendim diyorlar ki dedi mutlaka evde kılınması lazım. Yok öyle bir hüküm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerinde kılarlardı. Ama bu farz değil. Sünnettir. İttiba edersin ona. Peki bunun ne faydası var? Tabi canım ehl-i sünnet dikkatinde salih imam varsa mahallede yakınındaki camide mutlaka erkeğin camiye gitmesi lazım. Çünkü cemaatle salih imamın itikad düzgün olan salih imamla imam varsa bununla namaz kılmanın müekked sünnettir buyuruluyor. Kılmanın diğer sabah namazının sünnetinden bile kuvvetli olduğu bildiriliyor. Kuvvetli olduğu bildiriliyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bazı hadis-i şerifler var. Ezan okunduğu zaman ezanı duyduğu halde camiye gelmeyenleri bilsem Allah Teala da izin verse onlar gider evlerini ateşe veririm. Mealinde böyle hadis-i şerifler de var. Bu kadar ehemmiyetli. Ha işte insanlar çıplak olarak bu hadis-i şerifleri yalın olarak deniyor ya efendim. Okuyor. Okuyunca da kendi kafalarına göre hüküm çıkarıyor. Gördün mü bak diyor. İşte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Farz kardeşim bu farz. Ne farz ya? Müştehit alimler onların hepsine bakıyor. Hükmüne bakıyor. Ondan sonra müekked sünnettir buyuruyor. Şartlar uygun olursa, şartlar uygun değilse, bidat ehli birisi var. O gidilmez o zaman. Namaz teslim edilmez o zaman. Hangi cemaatle namaz sevabı? Bu tehditler salih olan, ehl-i sünnet itikadında olan, sünnet seniye ittiba eden bir kimse varsa, kimseler varsa, onlar için bildirilenlerdir. Dolayısıyla doğruyu iyi bilmek gerekir. Bu bir ikincisi, sabah namazının sünnetini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerinde kılıyorlardı. Ama Peygamber Efendimizin haneleri caminin içindeydi. Bu bir. İkincisi, Eshab-ı Kiram'dan da buna ittiba edenler vardı. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetine ittiba için. Evdekiler de aynı şekilde namaz kılındığını görsün. Evde aynı şekilde bereketlensin. Hatta bazen diğer beş vakit namazın sünnetlerinde bile Resulullah Efendimiz farzı kılıp da cemaatten sünnetleri kılmak için evlerine gidenler olmuştur. Orada tesbihatlarını yapmıştır. İmam kendisi son sünneti varsa onları bitirdikten sonra tesbihini çeker, dua eder, cemaate de dua eder buyuruluyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o şekilde öyle tatbikatlar olmuş. Dolayısıyla bunları böyle okuyunca oradan hüküm çıkarılmaz. Yani sabah namazının sünneti evde de kılınır, camiye gidecekse camiye gider, camide de kılınır. Her ikisi de caizdir, evde kılınması lazımdır demek yanlıştır. Şart değildir o.